Bir zat Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı vefat ettikten 12 yıl sonra alnındaki teri siler bir vaziyette rüyasında görür ve sorar. Hazreti Ömer radıyallahu anh şu cevabı verir. Şimdiye kadar hesaba çekiliyordum. Şu anda hesaptan kurtuldum. Kırık bir köprüden düşüp ayağını kıran oğlaktan dolayı hesaba çekiliyordum. Niçin halifeliğin zamanında sorumlu olduğun o köprüyü tamir ettirmeyerek oğlağın düşmesine sebep oldun? Lakin bir gün küçük çocuktan satın alarak serbest bıraktığın küçük bir kuş sebebiyle Allah-u Teala Celle Celaluhu beni affeyledi ve bağışladı. Kıymetli Müslümanlar, Hazreti Ömer radıyallahu anh ki peygamberlerden sonra en büyük ikinci şahsiyettir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hesabı bu şekilde çetinse ya bizlerin hesabı? Öyle ya, Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği zamanında adaleti sebebiyle hiçbir kurt kuzuya saldırmamıştır. Nitekim dağın başında bir çoban feryadı figan ederek ağlamaya başlar. Arkadaşı sorar, niçin ağlıyorsun? Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat etti de onun için ağlıyorum. Yahu dağın başında Hazreti Ömer'in vefat ettiğini de nereden çıkardın deyince çoban şu cevabı verir. Şimdiye kadar hiçbir kurt kuzuya saldırmıyordu. Ama ve lakin bugün bir kurdun sürüye dadandığını gördüm ve anladım ki Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat etmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu yarın ahirette hesabını veremeyeceğimiz amellerden daha dünyadayken bizleri muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu dünya ve ahiret hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.